Mesela nasıl ki zaman oluyor, medeniyet-i beşeriye çağrısında ve hayat-ı içtimai insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehri katil gibi herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar. Ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetli eserler bir tiryak-ı nafi ve bir pırlanta gibi herkesin nazarı rağbetini kendine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır. Öyle de asr-ı saadette hayat içtimai insaninin çağrısında kisp ve şer ve küfür gibi maddeler, şekavet-i ebediye gibi neticeleri ve müseylime-i kezzap gibi süfli maskaraları tevlid ettiğinden, secayâ-i âliye ve hubb-u maliye meftun olan sahabelerin zehri katilden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihidir. Saadet-i ebediye gibi netice veren ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gibi nurani meyveleri gösteren sıdk ve hakka ve imana en nafi bir tiryak, en kıymetli bir elmas gibi o fıtratları safiye, secdeleri samiye olan sahabeler, bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle onlara müşteri olmak ve müşteri ve müştak olması zaruridir. Evet, şimdi bir çarşıdan örnek verdi. Diyelim ki insana kanser yapan maddeler bir tarafta. Bir de insanı kanser gibi hastalıklardan tedavi eden ilaçlar bir tarafta. Şimdi insanlar herhalde diğerine müşteri olmaması lazım Evet. gelir. Manevi olarak kanserden daha bin Tehlikeli. kat belki 100.000 kat daha tehlikeli olan şerlere, işte yalana, batıl olan şeylere, küfre, şirke mi müşteri olacaklar? Ve bunun neticelerini de görüyorlar. Müseylime gibi bizzat mesela burada örnek veriliyor. Çünkü yalan deyince aklı o geliyor. Sıdk deyince Hazreti Peygamber geliyor. Diğer taraftan da işte saadet-i ebediyeyi netice verecek, dünyayı ahireti cennete çevirecek, elinde formüller bulunan ve son derece nurani, son derece doğru, son derece en yüksek ahlakta, en güzel vasıf ve kemalatta, arşta olan bir zat onlara rehberlik ediyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayrı, hakkı tercih etmeleri bedihidir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet. Elhamdülillah. Yani öyle bir çarşı ki değil mi yani? Evet. Orada bakıyorsunuz ki yani bunun zehir olduğu bütün ayrıntılarıyla, bunun da ilaç olduğu bütün yönleriyle belli. Ve Evet. onlar öyle bir ilim almışlar ki bunu kullandığın vakit senin vücudunda şu 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 arızalar hasıl olacak. Şunu kullandığında da vücudundaki şu 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 arızalar da değil mi? Giderilecek diye bütün her şeyleriyle, ilimleriyle, ondan sonra hissiyatlarıyla biliyorlar. Evet. Elbette bilerek o zehir olan, değil mi? Ondan sonra o kansere yol açan ilaçları gidip insan aklıyla, iradesiyle, ihtiyarıyla Almaz. almaz. İşte sahabiler böyle bir dönemi Allah onlara yaşatmış. Hı. Böyle bir hissiyatı Allah onlara yaratmış. Yani öyle bir ilim, öyle bir hissiyat vermiş ki şu küfrün kıyısından geçsen Esfel-i Safine gidersin. Değil mi? Evet. Müseylime'nin ordusuna katılırsın. Ondan sonra Firavunlarla beraber haşrolunursun. Nemrutlarla beraber sen ebediyen kalacaksın. Değil mi? Evet. Onu biliyor. Ona Allah o hissiyatı veriyor yani o vahiy nuruyla o Hı. hissiyat şeyle. Bir taraftan da bakıyorsun yani sen bunu kullansan mesela diyelim ki fedakarlık, mesela şefkat, mesela hikmet, mesela namaz, mesela iman mesela marifetullah değil mi? Cevşen'de bulunan bu Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle Allah'a iltica etsen sen peygamberlerle haşr olursun. Cennetin şu mertebelerinde olursun. Geçmişte Cenab-ı Hakk'ın övdüğü bütün bu manadaki hayırlı insanlarla beraber olursun diye onu bütün hissiyatıyla Allah hissettiriyor. Evet. Elbette onların gideceği yer belli. Ya bir tarafta yani üstadın da risalelerde küfür deyince sembolize ettiği bir şey var. Zakkum diyor Evet. mesela. Bir tarafta zakkum ağacı. Evet. İman deyince de şecere-i Tuğba diyor. Tuğba ağacı.
İkisinde mahiyetleri belli, meyveleri belli, neticeleri, semereleri belli. Elhamdülillah. Ya öyle bir zaman ki zakkum ağacı da vazifesini yapıyor, meyvelerini takdim ediyor tabiri caizse. Tuğba ağacı da. Elhamdülillah. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam faktörü var. Bir nazarı peygamber birdenbire kalbeder, bir bedevi cahil, bir arifi münevver. Yani toprağı eline alsa altın elmas yapıyor. İşte kendisini öldürmeye gelen kişinin sinesine dokunuyor. Nefsinle ne konuştun diyor. Adam o anda son derece müteessir olarak, son derece üzgün olarak ben ne yapıyorum diyor. İşte iman ediyor. Sonra dünyada ondan daha sevgili bana kimse yoktur diyor. Yani kendisine kasteden, suikast düzenleyen, öldüren adam bir temasla birdenbire onun kara sevdalısı hükmüne geçiyor. Şimdi burada bu zat, böyle bir zat konuştuğu zaman vahiy konuşuyor. Bütün hali, harekatı, din, oturması, kalkması, yürümesi, bütün tavırları dine kaynaklık yapacak keyfiyette yüksek kalitede bir zat. Ondan sonra bu zat da Tuğba ağacını gösteriyor. Neticelerini gösteriyor. Şimdi Müseylime gibi bir maskara zakkum ağacına ne kadar rağbet ettirmeye çalışsa da sahabeler o tarafa elbette tercihini o taraftan yana asla kullanmayacakları bedihidir diyor. We'll be right back.